Rusya'nın Ukrayna saldırısının 12. günü Lugansk'ta meydana gelen patlamayla başladı. Yangının bir petrol deposunda çıktığı belirtildi. Patlamada herhangi bir can kaybı olup olmadığı veya patlamaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Diğer yandan Rusya ordusu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumy'de insani koridorların açılması için Moskova saatiyle 10'da geçici ateşkes kararı aldı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, Ukrayna'da sivillerin çıkışı için 6 insani koridor açılacağını duyurdu. Rusya'nın operasyonun başlamasından bu yana 2396 askeri altyapı unsurunu imha ettiğini söyleyen Konashenkov, Ukrayna ordusuna ait 2 radar istasyonunun ve 3 BUK-M1 uçak savar füze sisteminin vurulduğunu açıkladı. Konashenkov, ayrıca Ukraynalı milliyetçilerin Mariupol'da 4 sivili öldürdüğünü, 5 sivili yaraladığını söyledi. Konashenkov, Donetsk ve Lugansk birliklerinin 10, Rusya güçlerinin ise 6 yerleşim birimini daha kontrol altına aldığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan daha sonra yapılan açıklamada ise Ukrayna tarafının saat 13.00 itibariyle insani koridorların oluşturulması için hiçbir şartı yerine getirmediği ifade edildi. Donetsk Halk Milisleri Sözcüsü Eduard Basurin de Mariupol ve Volnovaha'da yaşayanların Ukraynalı aşırı milliyetçi taburların engel olması nedeniyle insani koridorlardan geçemediğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya dönük saldırısı Rusya'da ve diğer ülkelerde protesto edilirken Rusya'da 49 kentte düzenlenen savaş karşıtı eylemlerde 2500'den fazla kişi gözaltına alındı. Savaşın başlamasından bu yana savaş karşıtı protestolarda 10.000'in üzerinde kişi gözaltına alındı.